Şu halimizden bile bu basit sistem bizim büyük katlı fırın kadar kapasiteyi rahatlıkla karşılayabiliyor. Sektörümüzde kullandığımız plaka rezinleme hatlarında bildiğiniz üzere klasik katlı fırın sistemlerini kullanıyoruz. Bugünkü enerji maliyetlerimiz içerisinde gerçekten yüksek bir yer ediniyor. Bunu önlemek için manuel bir sistemi biraz daha otomatikleştirdik. Herkese selam. Ben Marbas Sürex AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç. Bugünkü video biraz daha sektörümüze yönelik, biraz daha teknik olacak. Sektörden herkesin bildiği gibi üretim tesislerimizdeki en büyük maliyetlerimizden bir tanesi enerji giderlerimiz. Bu sene yaptığımız ARGE'lerin çoğunluğu enerji tasarrufuna yönelik oldu. Bunlardan bir tanesi, yani plaka epoksi bölümündeki yaptığımız ARGE'yi özellikle sektörle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bilindiği üzere bizim klasik epoksileme, rezinleme sistemlerimizde ilk önce plakalarımızı katlı fırınlarımızda 45-55 derece hızında ısıtıyoruz. Bu ısınmanın sonucunda rezinleme ve epoksileme işlemi yapıyoruz. Bu epoksilemenin işleminin sonunda da ilk 2 saatte 55-60 derecelere kadar varan sıcak ortamlarda, katlı fırınlarda plakaların kümlendirmesini sağlıyoruz. Ondan sonra da 24 saate kadar uzayan kendi dinlenme süreleri oluyor ve ondan sonra da yüze işlemlerine başlıyoruz. Bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Sadece sistematiğini bizim oluşturduğumuz bir şeyden bahsedeceğim bugün. Onu size izah etmeye çalışacağım. Bunun sektör paylaşımı çok önemli buluyorum. Çünkü gerçekten iyi bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bu tabii bana ilham kaynağım. Burdur'daki bir fabrika oldu. Bir dostumun meslektaşımın fabrikası. Orada bu işlemi manuel olarak arkadaşlar gerçekleştiriyorlardı. Onun otomasyonunu yaptığımız zaman nerelere gidebileceğimizi ARGE takımımızdan tartıştık. Ve gerçekten ortaya güzel bir şey çıktı. Bu sektörel olarak gerçekten enerji tasarrufuna herkeste, bütün üretim tesislerinde fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu yaptığımız ARGE tamamen bütün sektöre açık. Önemli kısımları, yaptığımız otomasyon gibi kısımlardaki tüm yazılımları ve çizimleri herkese istediğiniz zaman paylaşma imkanımız var. Önemli olan enerji tasarrufunu bir tek bizim tesisimizde değil, ülke genelindeki bütün sektörde sağlayabilmek amacımız bu. Süreci için 24 saate kadar devam edecek. İlk 2 saati 45, 55, 60 derecelerde olacak. Küllendirme katlı fırınlarına girecek. Tabii bu 60 derece sıcaklığı sağlayabilmemiz için harcadığımız enerjiyi sektörden birçok arkadaş biliyor. Tabii ki bu 60 derece ısıya ulaşabilmek için harcadığımız gaz veya elektrik enerjisi gerçekten yüksek miktarlara ulaşabiliyor. Bu kısmı atlamak için bizim yaptığımız ARGE esasında ilk defa yapılmış veya da bulunmuş bir şey değil. Ama birkaç şeyi birleştirerek biraz daha pratik bir çözüme kavuşturmayı planladık bu ARGE'yi yaparken ve hedefimize bir kısmen de ulaştık. Rezinin kendi içerisindeki kimyasal reaksiyonlardan ve sağladığı ısıdan faydalanarak bunu daha detaylı size anlatayım. Gördüğünüz üzere en üstteki plaka yeni gelen soğuk plakamız, aşağıdaki kırmızı ısınlar plakaların kendi içerisinde rezinlemeden dolayı oluşturduğu ısı. Plaka gerçekten dediğim gibi
üst plaka soğuk. Ama aşağılara baktığınız zaman aşağılardaki kırmızılığı görebiliyorsunuz termal kameradan. Epoksinin yarattığı kimyasal reaksiyondan kaynaklanan ısıyı kaybetmeden naylon ve üst baskı sayesinde hapsedebiliyoruz. İlk 2 saat bunu hapsettiğimiz zaman zaten biliyorsunuz özellikle yaz aylarında katlı fırınlardaki ısı maliyetlerimizi ortadan kaldırma imkanımız çok yüksek oluyor. Kışın bir arge daha istiyor bu. Kışın üzerine biraz daha 1-2 tane belki infrared lamba filanla hem çalışanlara hem ortamı ısıtacak bir tedbirler alınabilir diye düşünüyorum ama kuşa doğru zaten full otomatik bir sisteme geçeceğiz. Bu arabalardan 2-3 tane olacak sistemin içerisinde. Böylelikle kapasite de çok artmış olacak. Şu halimizden bile bu basit sistem bizim büyük katlı fırın kadar kapasiteyi rahatlıkla karşılayabiliyor. Bu aynı sistemde yapılmış bir plaka. Arkasından tek taraflı file ve epoksi uygulaması yapılmış. Ama yakinen baktığınız zaman tek taraflı uygulama bile çok güzel. Gördüğünüz gibi çatlakların arasından arkadan 10 santime geçmiş. Bir de bakarsanız adeta dikiş atmış. Bunun sebebi naylondan, plastikten dolayı kimyasalın kendi içerisindeki ısıyı kaybetmemesi ve diğer mermer plakadan gelen üzerindeki fiziki baskı. Naylon kullandığımız bir şeydi. Onun yerine kalın PVC film kullandığımız zaman 5 milimlik veya da 3 milimlik inanın çok çok daha iyi sonuç veriyor. Daha dün yapıldığı için kurumamış ama baskı çok çok daha fazla üzerinde oluşturuyor. Naylonda baktığınız zaman buradaki hava kabarcıkları plakanın üzerine esasında bir şekilde yansıyor. Kalibre ederken biraz daha zorlanma ihtimali yüksek. Ama PVC filmde gördüğünüz gibi dümdüz oluyor. Ve epoksinin deliklere girmesi, penetre etmesi için daha yüksek bir baskı oluşturuyor. Ben Arge ekibime hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah bu sayede enerji tasarrufu sadece tesisimizden sınırlı kalmayacak.